etmesini kabul etmiyoruz. Bu ülkede, bu ülkenin bir coğrafyasında, illerinde 8 yıldır aralıksız kayyum politikası uygulanıyor. 8 yıldır Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı askıya alınmış durumda. 8 yıldır Kürt halkı yurttaşlıktan çıkarılmaya çalışılıyor. En temel hakları kullandırılmıyor. Ve sadece seçimden 2,5-3 ay geçtikten sonra yeniden aynı yola tevessül eden, aynı gaspa tevessül eden, aynı hukuksuzluğu yeniden halkımıza yaşatmak isteyen bir AKP-MHP faşizmiyle karşı karşıyayız. Hakkari halkı iradesini 31 Mart'ta ortaya koydu. Hakkari halkı sandık başına gitti. Demokrasi tecelli etsin diye demokratik olarak oyunu kullandı. Garnizon kurmalarına rağmen, orayı bütün askeri gücü yığmalarına rağmen sandıkta halk bizim eş başkanlarımızı Viyan Tekeyi ve Mehmet Sıdık Akış'ı seçti. Şimdi bir hukuksuzlukla, bir tuzakla, bir kumpasla bu irade, halkın iradesi yok sayılmaya çalışılıyor. Orada bir kayyum oyunuyla bütün ülke karanlığa gömülmek isteniyor. İşte buna karşı genel kurulda milletvekilleri olarak direniyoruz. Çünkü halk bunu bizi bunun için seçti. Halkımız onların haklarını savunalım diye bizi seçti. Halkımız onların sözünü dile getirelim diye bizi seçti. Halkımız dertlerine derman olalım diye bizleri seçti ve buraya gönderdi. Ama işte görüyorsunuz bu meclis halkın yarasına merhem olmak yerine her gün hukuksuzluk üreten bir mekana, bir birime çevrilmeye çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Van'dan Kars'tan ta İzmir'e kadar ülkenin dört bir yanında biliyoruz ki bu hukuksuzluğa itiraz edenler var. Ülkenin dört bir yanında bu zulme itiraz edenler var. İşte bu ülkeyi düze çıkaracak olan da bu itirazdır, bu isyandır, bu demokratik direniştir. Bu nedenle bütün toplumsal muhalefetin, vicdan sahibi olan herkesin bugün yanımızda olması, söz söylemesi, Hakkari ile dayanışması, Hakkari halkının iradesini savunması bizim için çok değerlidir. İşte bu Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak, Türkiye'yi demokrasiyle buluşturacak yegane yoldur. Biz bugün buradayız. Bu mecliste demokratik protesto hakkımızı kullanacağız. Bu gece saat 12'ye kadar burada olacağız. Dün gece Hakkari'de arkadaşlarımız sabahladılar, dışarıda nöbet tuttular. Şu anda eş genel başkanımız, milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili arkadaşlarımız ve yine birçok partiden milletvekili arkadaşımız ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcisi Hakkari'de, Hakkari halkının yanında hep beraber Hakkari halkının iradesini savunacağız. Ve ne olursa olsun bu faşizme geçit vermeyeceğiz, bu gaspa izin vermeyeceğiz. Halkımızı, Hakkari halkının iradesini sonuna kadar savunacağız. Şimdiden bu konuda tutum alan, tavır koyan, alana çıkan, söz söyleyen, yanımızda duran, mesaj atan her bir yurttaşımıza, her bir kuruma, her bir insanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu ülke sizin yüzü suyu hürmetinize aydınlığa çıkacak. Bu ülke demokrasiye inananlar sayesinde yeni bir başlangıç yapacak. İşte biz de bu başlangıç için tutum alıyoruz, direniyoruz. Buradan, Ankara'dan, genel kuruldan Hakkari'ye, Diyarbakır'a, Van'a, İstanbul'a, Edirne'ye, İzmir'e, Antalya'ya, Mersin'e, Adana'ya bu hukuksuzluk için sokağa çıkan herkese bin selam olsun. Thank you.